Define ve Tarih Sevdası kanalımızdan tüm defineci arkadaşlara selam olsun. Arkadaşlar işaretler çok çok geliyor. O yüzden biraz beklemeniz lazım paylaşmam, değerlendirmem için. Şimdi bu arkadaşımız göndermiş bu işareti. Bir oymaya benziyor dedi. Fakat öyle bir şey yok. Kesme taşları oyma şeklinde. Yani tıpkı bir kuyuyu kapatmış şeklinde örmüşler. Bakın Sağdan sola doğru ve ortada bir taş. Şimdi burada neyin olduğunu bilemiyoruz tabi fakat buranın altında kesinlikle bir şeyler olduğunu düşünüyorum niye derseniz. Murç izi var hemen beyaz çizginin sol tarafında küçük bir murç izi var. Ve murç izinin sol tarafına doğru e, Tıpkı V şeklinde yapılmış Birkaç tane e, Basamak var arkadaşlar hemen Burayı açıp burayı kontrol etmek lazım. Başka da burayla ilgili bir şey diyemiyoruz. Burada bir hayvan figürümüz var. Yalnız e, kaplumbağa deseniz kaplumbağa değil çünkü oturmuş bir vaziyette duruyor. Koyun e, koyun olabilir. Koyun yani bir koç olabilir. E, koyun işaret olarak fazla çok çok nadir. Koç e, bölgenin hakimi olan bir kişiye ait bir mezardır. Fakat Koça da şu şekilde baktığımızda Koça da benzetmedik. Yalnız bir hayvan figürü olduğu kesindir. Oturan bir hayvan. Bununla ilgili sizden yorum bekliyorum. Baktığı yer bu hayvanın şu an bir yere çok dikkatli bir şekilde baktığını net görebiliyoruz arkadaşlar. Yani gözü falan duruyor. Baktığı yer çok çok önemli. ...karşısına geçip yani yanına geçip baktığı yeri kontrol etmek lazım. Bir, ikincisi oturan hayvan devamlı e, o malı yani definesi altında olur. Yani i̇ki seçenek var. Birincisi baktığı yer çok çok önemli. Yığıma olabilir, küçük tümsekler olabilir... Kayalıklar olabilir, işte mezar olabilir. Baktığı yer çok önemli, oraya dikkat etmeniz lazım. İkincisi, cihazınız varsa hemen altını kontrol edin. Güzel bir yapımı var, fakat hangi hayvan onu çıkaramadım. Burada bir küp var arkadaşlar, yani bir küp işaretimiz net bir şekilde belli. Hayvan figürü değil. Hani kuş kuşa benzetiliyor fakat kuş değil çünkü kesme yerinde gaga, bit, gaga gibi bir çıkıntısı var. Kesinlikle kuş değil bu bir küp işaretidir ve arkadaşlar küp hemen buranın içindedir. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gerçekten payımızı unutmasın çünkü üst tarafa baktığımızda küpün üst tarafına baktığımızda iki tane oyma var ve o iki tane oyma o kabak gibi gözüken kaya parçasına bakın arkadaşlar direkt çizilmiş yani kesik net bir şekilde o bölüm kesilmiş ve şu gördüğünüz küp içine konulmuş bakın arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şu üst kapağı bir tane güzel manilya ile kaldırıp içine inmeniz lazım yani bir eğer direkt gözükmüyorsa bir yarım yarım metreye kadar da aşağıya inin kesinlikle bu kayanın içinde hazine vardır kesinlikle diyorum. Murçularla dalın arkadaşlar. Yani buranın içine bir şey konulmuş. Üste iki tane de oyma var. Bu mezar malıdır. Yani mezarın parasıdır. Buraya koymuşlar. Burada da iki tane oymamız yan yana duruyor. Burada bir mezar olduğunu söylüyor. Bu işaretler genelde e, kaya mezar, oda mezar. İki tane yan yana şu şekilde aynı e, şekilde yapılmış. Dediğim gibi ya kaya mezar ya oda mezar burada zemin altında bir iş, e, oda vardır. Sol tarafa baktığımızda yine bir yön verme olayı var. Sol tarafta araştırma yapın. E, burada kalp işaretimiz var. Çok aham şaham yapılmış bir kalp işareti değil arkadaşlar. Normalde e, oda mezarlar falan olurdu. Fakat ben burada oda mezar göremiyorum. Hemen alt tarafında yön vermiş bize e, büyük burası eğer yığma ise yığma taşlarsa buranın altında bir kadın mezarı var tılsımlıdır hazinesi vardır hatta e, bu şey işinde kalp işinde genelde e, yanında çeyiz sandığı vardı değerli eşyalar çok aha şu an büyük sandıktan bahsetmiyorum e, çeyiz sandığı değil mi? küçük bir çeyiz sandığı içinde incik boncuk cincik işte, takıları makıları Hepsi yanındadır. E, bu dediğim gibi eğer yığmaysa buranın altındadır. Yoksa zaten 10 metrekare etrafında bir mezar vardır. Güzel bir işaret. E, burada kaya kesme olayı size daha önce bahsetmiştim. Üst kapağı kesme işlemi yapılmış. İnşallah kesilmiş ve e, içine konulmuş ne konulmuşsa. E, baktığımızda alt tarafa doğru bir kesim yapılmış üç tane sağda üç tane sol tarafta kesim yapılmış büyük ihtimalle kaya mezardır ve altta hemen şu sağ altta güzel bir kesim orada da yapılmış altta büyük ihtimalle hediyesi yerleştirilmiş şu kayanın içini ve altını burada kontrol edin çok güzel bir yer güzel bir işlem yapılmış hatta Sanki kırmaya çalışmışlar yarım kalmış sol tarafı öyle değil arkadaşlar çok e, iş isteyen güç isteyen bir iştir bu direkt oradan vur kırılmadı içinde bir şey yok demeyin devam edin şimdilik bu kadar kendinize.